İlknur Tasarım Atölyesi'nden herkese merhaba. Bugün sizinle bileklik yapacağız. Bu güzel bilekliğin yapılışını göstereceğim size. Şöyle kristal ve kum boncuklarla çalıştım ben bu bilekliği. Böyle kilidini de kendinden tasarladım. Yani kendi boncuğundan tasarladım. Şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın. Böyle kolunuza taktığınızda böyle bağlantı yeri belli olmuyor. Kendi motifini bir takım tekniklerle kilit haline getirdim. Bu şekilde açılıyor, kapanıyor. Böyle bakın. Böyle soft bir pembe ton, işte ona uygun kum boncukla çalıştım ama bu kum kristalim bir de yüzüğünü çalıştım. Yüzüğünü çalışmak da çok kolay. Bu benim gösterdiğim bir teknik size. Onu da göstereceğim. Zaten bu bağlantı yerlerini de bu şekilde yaptım. Bugün daha başka bir pembe tonda çalışacağız. Bu da çok güzel oldu. Böyle gül motifi mi denir bunu, açtık. Gül bileklik mi diyelim. Bu kadarını ben çalıştım. Bunu biraz daha bir kısa yani iki tane mi kısasını 2 4 6 7 yapmışım. 2 4 bunu altılı çalışacağım. Herkesin bileği benim kadar büyük değil tabii. Belki kızıma ya da bir başkasına hediye ederim. Şimdi bununla ilgili bunu Instagram sayfamda ben paylaştım, bu küpeleri bakın. Bunlar bir küçük kristali bunların 4 milim. Bu şekilde bakın. Küpe arkalıklarına, süzgeçli küpe aparatlarına dikerek bunu böyle bu şekilde küpe olarak da çalışabilirsiniz. Bu boyunu da buna takabilirsiniz. Yüzüğünü ben böyle yaptım ama uğraşmak istemem diyenler için böyle bir alternatifler de var. Yani çoğunuz bunları, hani bu aparatları, bu şeyleri belki biliyorsunuz elbette ama hiç bilmeyenler de var, inanın. Yani bu şey, bu işlere yeni başlamış, heves eden, merak eden, aparatları pek tanımayan arkadaşlar da olabilir. Böyle bir şeye de pekala bunu işte böyle oturtabilirsiniz. Bunu normal işte dikerek ben çalıştım, bakın. Arkalarından işte girdim çıktım falan. Böyle misinayla çalıştığım misinayla dikerek yaptım. Bundaki kum boncuklar 15-0. Bunlar 11-0. Malzemelerimizi tanıyalım şimdi. Bize gerekli olan bu 5 milim, dediğim gibi 5 milim 5 numara kristal boncuk. Normal dizide satılan kristallerden, ucuz kristallerden bunlar. Normal şeyler Swarovski'lerle olur mu? Zannetmiyorum. Bu havayı vermez. Yani bu şekilde rondele kesimli olması lazım, bakın. Ya tam yuvarlak inciyle olabilir, ya tam yuvarlak ya da böyle rondele, biraz hani böyle üstten bastırılmış gibi, bu şekilde olması lazım. Diğerleriyle güzel olmadı. Çek kristalleriyle denedim, olmadı. Şimdi hemen başlayalım. Misinamız var. Benim elimde 15-0 var. 20 milimlik de olabilir. Ya 15-0 diyorum. 0-15 milimlik var. 20 milimlik de olabilir. 16'lık da olabilir. Bunların birazını 16 ile çalıştım. Bitti o, elimde kalmadı. 20'lik de olur. 15'lik, 16'lık, 18'lik. Elinizde hangisi varsa. 1,5 metre kadar. Şöyle ben bağlıyorum, biliyorsunuz. Düğüm atıyorum. Şöyle ayarlaşayım. 1,5 metre kadar misina kesmeniz yeterli olur. Şimdi öncelikle 6 tane kristal alıyorum. 2
Evet. 6 tane aldım. Aşağı kadar indiriyorum. Burada bunu bağlayacağım. üç dört tane düğüm atıyorum. Bunu buradan kesiyorum. Bakın çok dibinden kesmenize gerek yok. Çok dibinden kesmeyin. Şunun içinden bir kere dönüyorum. Şöyle bir tur, iki tur dönün. İçinden geçtim, sağlamlaştırdım. Nereye koyayım boncuklarımı da? Bu arada bir tane şey için, bir tane motif için 19 tane şey gerekiyor, kristal gerekiyor. Bir tane aldım şimdi, bakın. Şuradan çıktım ya. Buradan çıktım. Buradan giriyorum. Bir tane aldım. Şöyle. Tam çaprazından giriyorum. Böyle bunu ortaya oturtuyorum. Şimdi buradan çıktım. Şimdi dış yapraklarını yapacağız. İki tane aldım. Buradan çıktım. Dönüyorum. Yine kendinden geçiyorum. Ve bir ilerliyorum. Tam tersinden geçtim ve bir ilerledim. Şimdi burada yine iki tane boncuk alıyorum. Kristal alıyorum. Buradan buraya giriyorum. Bir ilerliyorum. Şimdi son boncuğu da çalıştım. Bu şekilde. Bakın böyleyim. Şimdi bu çıktıktan sonra şu hemen buradan çıktım, bakın. Bu dış boncukların içinden şöyle dönüyorum. Bir bunları hepsini, bakın buraları aralık ya. Hepsini birbirine bağlıyorum, böyle geçiyorum. 2-3 kere buradan geçtim. 20'lik misinanız varsa 2 kere geçmeniz yeterli. Benim 15'lik dedim ya. 20'lik bitti. Elimde yok. 20'lik olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle geçiriyorsunuz. Çekin ve böyle bu şekilde bombeleşmesini sağlayın. Sonra buradaki bir ipe girerek ben bunu burada bir düğüm attım. Hani düğümledim böyle. Geri çıkmasın diye. Şöyle. Çok mu ışık veriyorum? Şimdi buradayım. Buradan bakın, burada bir ip var ya, şuraya bir ilerleyeyim. Hani ekstra burada bir ip görünmesin. İplerin içinden bunu geçirdiğim ipe doğru geliyorum. Şuraya geliyorum, bakın. Şöyle ortadaki boncuğun içine giriyorum. Oops. Evet. Şimdi kum boncuklara sıra geldi. 6 tane kum boncuk alıyorum. Düşürdüm bir tane. Heh.
Her seferinde artık 6 tane kum boncuk alacağım. Buradan çıktı. Bunu buraya çaprazlıyorum. Yine 6 tane kum boncuk aldım. Buradan çıktım. Tersinden giriyorum. Şimdi bu yandaki misinamı geçireyim. Buradan çıkmış. Tersinden giriyorum boncuğun. Ve bir ilerliyorum. Bütün boncuklara bu şekilde çalışıyorum, bakın ilerliyorum. Şimdi yine 6 boncuk alacağım. Bakın çalıştım. Şimdi buradan şu boncuğa ilerliyorum. Bütün bunların etrafını da aynı şekilde çalışıyorum. Sonuncuyu da çalıştım. Bakın. Şimdi buradayım ya. Bir tane biraz böyle sağlamlaşsın. Hemen burada yapmıyorum. Bir tane boncuk ilerliyorum. Burada bunu şu aradaki ipe girip şöyle bir düğümlüyorum ki kum boncuklarım bollaşmasın. Böyle bakın, bunlar bu şekilde oluyor. Şöyle bunları, bu hani böyle doğada böyledir ya, bu bunun içine böyle iç içe bu şekilde böyle düzeltirseniz daha güzel oluyor. Bakın böyle çiçek şeklinde böyle. Ve işte bazısı içeride, bazısı dışarıda durduğu zaman o şey görüntü, doğal görüntü biraz daha yakalamış oluyoruz, doğal görüntüyü. Şöyle bu şekilde gülümüz oldu. Şimdi bunları ne şekilde diğerlerine şey yapacağız. Şimdi burada düğüm attım ya, buraya 8 tane kum boncuk alıyorum. 3 aldım. Buradan çıktım. Şuradan tekrar geri dönüyorum. Şöyle sıkıyorum. Kumların içinden geçiyorum tekrar. Burada amacım 2 kere dönüyorum. Peyote yapacağım. Sağlamlaşması. Çünkü bu ucuz çin kristalleri kesebiliyor misinayı. Böyle 2 kere geçiyorum ve en son kumların içinden de geçiyorum. Sıkıştırıyorum böyle. Burada peyoteye başlayacağım. Peyote biliyoruz artık. Bir tane aldım. Bunu atladım. İkinciye giriyorum. Bir tane aldım, bir tane atladım, diğerine giriyorum.
Şurada bakın size göstermeye çalışacağım. Şöyle şunu atlamış oluyorum. Tepedekine giriyorum. Şimdi peyote çalışılır. Hani nasıl anlatayım? Peyoteyi kum boncukla çalışmak biraz daha zordur. Şeyle delikalarla çalışmak gibi değil. Biraz böyle örgümüz karışık karışık gibi olabilir. Takip etmek gerekir. Misinam da tam zamanında çıkar. Şunu ben bir geçireyim. Evet, geldim. Ne diyordum? İşte biraz böyle bu ipimi, misinamı sıkı tutmam gerekir. Gibi gibi. Böyle peyoteme devam ediyorum. Ne kadar yaptığımı da göstereceğim. Siz benim yaptığım, ne bileyim, sayıda yapmayabilirsiniz. Onları anlatacağım şimdi size. Şurası bakın, şu kenardakiler. Bakın 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5. Burası da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5 olana kadar çalışıyorum peyoteme. Şimdi ben bunu yapayım, geleyim. Son boncuğumu da yerleştirdim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu şimdi bilekliğime nasıl ekleyeceğim? Bunları birbirine. Evet. Şimdi buradan bu çıktı. Aynı. Şu ikileri baz alıyorum. İki taneden çıktım ya. Bunun tam karşısındaki iki taneden geçiyorum. Döneyim şöyle. Şu ikiden, şu ikiden, bunu buraya böyle monteliyorum. Şu ikiden çekmeyeyim şimdi, görelim. Şu ikiden de giriyorum. Şimdi çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Şöyle birazcık içine doğru geliyorum. Tekrar iki tanenin içinden geçiyorum. Böyle sıkıyorum. Yine bu iki tanelerden iki iki geçiyorum. Yine ipi. İğnemi geçirdim, geldim. Bu arada işe o kadar dalmışım ki ventilatörü kapatmamışım karşımda. Ara ara geri planda yapıyorum ya, kapatıp şimdi kapattım. Umarım biraz önce çok rahatsız edici bir ses olmamıştır. Şimdi unutmuşum, hiç farkında değilim. Şimdi buradan çıktım. Tekrar buradan giriyorum. Ne oluyor? Üçlemiş oluyorum burayı. Şöyle. Geldim. Buralarda bir yerde düğümleyeceğim. Şundan da geçeyim. Şöyle bir kere daha geçiyorum. Bakın düğüm attım. Burada düğümledim. Düğüm mü geldi oraya? Şöyle. Burada kesiyorum. Aman da size çakmağımı gösteriyorum sanmayın.
Bir tek bu kalmış. Evet, bakın yakından da göstereyim. Bu şekilde dikiliyor. Böyle ben diktim. Ellerim de patlıcan. Kışlık patlıcanlı közlemeli. İşte kahvaltılık bir şeyler yaptım. Ellerimi siyahlaştırdı. Böyle. Siz bu aralarını daha farklı sayılarda yapabilirsiniz. Bütün bilekliği böyle hepsini aynı yapmayabilirsiniz. Ben böyle 5-5 yaptım. Şimdi bakın bu tarafını da daha uzun yaptım. 11 sıra. Burası 11 sıra çalıştım. Şimdi buraya bu kilit olan kısmını nasıl yapacağız? Misirama geçiriyorum, geliyorum. Şimdi kilit olacak olan gülü çalışıyoruz. Onun da başlangıcını göstereceğim. Başlangıcı aynı aslında da. Onu bile önceden hazırlamadım. Hani göstereyim istedim size. Şöyle bağlıyorduk ya. Şuraya ortasına bir tane koyuyorduk ya. Birkaç sıra geçeyim. Bu kilit kısmını özellikle birkaç defa geçin. Çünkü hani kullanılacak. Onu sağlam olsun, yani o şekilde çalışın. Birkaç defa geçin içinden. Şimdi böyle 6 taneyi bağladık. Bakın. 6 taneyi bağladım. Şu ortasına boncuk koymadım. Direkt hemen 2 tane aldım. Hani T kilit mantığıyla peyoteden falan şeyden de yapıyoruz ya. Ben size aslında onu göstermek istiyorum bir ara. Şöyle hemen bu şeylere başlıyorum. Yapraklarına. Şöyle. Şöyle. Bunu ben yapayım. Geleyim size. Anlatabildim değil mi? Bunu böyle yapıyorum. Aynı gül şeklinde. Bunun gibi yapıyorum. Bu şekilde bakın. Ortasını açık bıraktık. Oradan geçeceğiz. Altı açayım, göstereyim size dedim. Böyle. Direkt ortası olmadığı için ikinci sıradaki hani yapraklardan başlıyorum. Böyle çalışıyorum. Böyle döneceğim. Evet, kilidini de böylece dikmiş oldum. Şöyle bunlar bu şekilde dediğim gibi böyle daha güzel duruyor. Bunu da böyle çalıştık. Burası 11'li. Şimdi buna kilidimizin çivisini yapalım. Şöyle bir, yani 1 metreden daha az olabilir. Böyle kenara çekeyim. Dediğim gibi 1 metreden az, 70-80 santim. Hadi 1 metre olsun. Misinamızı bağladık. Geçirdik. 4 tane
Evet, kum boncuk aldım. Şöyle aşağı kadar iniyorum. Herringbone tekniğinden faydalandım ben burada. Böyle çeşit çeşit kilit yapma yöntemleri var. Yani teknikleri bildikten sonra bunu ben mesela bunu buraya ben aslında bir de konuşabilsem neler söyleyeceğim. Aklımdan birkaç şey geçtiği için. Ben aslında burada buna kendi boncuğundan bir düğme gibi, ilik düğme gibi bir şey düşünüyordum. Yani oraya kendi boncuğunu tutturacaktım ama olmadı. Sığmadı boncuk. Böyle de güzel olurdu. Şimdi 4 taneyi bağladım. Şöyle bir dörtlü var elimde. Bakın. Şöyle ikisinden yukarı çıkıyorum. Böyleyim. Böyleyim. 2 tane alıyorum. Buradan çıkmışım. Şuradan aşağı şöyle ikisinden birden aşağı iniyorum. Şimdi burada biraz bunlar düzelecek şimdi. Bakın böyle oldum. Şu yan taraftan üçünden birden yukarı çıkıyorum. Tekli herringbone gibi düşünebiliriz bunu. 2 tane aldım. Buradan çıktım. Buradan aşağı. Şöyle 2 tanesinden iniyorum. Bu sefer. Şöyle aynı yere denk gelen. Bakın. 3 tanesinden yukarı çıkıyorum. Bunu da 14 sıra çalıştım. Şöyle ben arada böyle 3'ünden, 4'ünden, hepsinden falan öyle indim. Neden? Sert sert olsun. Hani bunu kilit olarak kullanacağım. Bunu kilit olarak kullanacağım için şöyle birkaç tane birkaç tane hani biraz pek kuralların dışına çıktı. Yani işte dediğim ya böyle teknikleri kullanarak her şeyi çalışabiliriz. Hiçbir zaman o metal kapamaları sevmedim. Yani çok eskiden bu kadar hani nasıl diyeyim daha acemiyken bile sadece öyle tek bir boncuktan kendi boncuğundan bir irisinden diyelim inci çalışıyorum. Bir irisinden böyle bir düğme gibi bir şey. Hani tek küçük boncuk takarsınız kum boncuk geri dönersiniz ondan. Öyle bir şey. Bu tarafa da tek sıra bir boncuk geçirirdim. İlik düğme şeklinde. Çalışıyordum mesela. Hiçbir zaman o papağanları şeylere sevmedim. Bunu şimdi 2, 4, 6 böyle 14 sıra olana kadar çalışıyorum. Şimdi bakın 14 sıra çalıştım. En son bir tane tek alıyorum. Şuradan aşağı kadar ince. İneyebilirsem bakayım. Çok da fazlaca geçmiş oluruz tabii böyle. Ama sert oluyor. Hani yamulmasın. Orada güzel sıkı kilit görevi görsün. Şöyle yaptık. Şu başlangıcımız herhalde. Şimdi bir tane daha alayım. Bunu da buradan. Bunu ortadan
14 sıra yaptık ya. 7 7 7 bu tarafa, 7 bu tarafa. Bunu ben nerelerden getirmişim ya? Şunu ben bir keseyim. Ya da kesmeyeyim, onu sonra kullanırım. Şöyle ortadan. Buraya 2 8 tane 8 tane boncuk aldım. Bu şekilde yaptım. Geliyorum buraya. Bakayım kaçıncıdan girmişim? 2 4 5'inciden. Bunu şimdi, bunun ipi burada dursun. 2 4 5'in şuradan bir yerden böyle getirdim. Şuradan da geçeyim. Bunu böyle biraz dolaştıracağım. Bunu böyle döndüm. Burada bir ipim vardı ya. Bunu bununla bağlayayım şimdi. Sağlam olsun. Biraz şöyle. Tekrar aşağı ineceğim buradan. Bu da yine sağlam olsun bu boncuklar. Devamlı hani bu kilit olacak. Hemen kopmasın. Burada bıraktım. Şöyle bakın. Onu yakacağım sonra. Bu da diğerinin ipi. Şunun alt ipi. Onu da bu indiğim iple bir şekilde buluşturacağım, bağlayacağım, düğümleyeceğim. Buradan böyle buraya gelip bunları düğümleyeceğim. İki ipi bakın yan yana getirdim. Böyle burada. Düğümleyeceğim ve keseceğim. Evet. Şöyle gelelim. Bakınız. Bilekliğimiz hazır. Bu şekilde. Kilidi de böyle. Böyle oldu. Bu da kilit yeri. Bu da böyleydi. Yüzükten bahsedeyim biraz size. Yüzüğünü de tıpkı bu peyotelerini yaptığınız gibi buradan yapın. Ondan sonra buradan da yapın. İkisini ortada birleştirin. Evet, bugün size bu güzel gül bilekliğin yapılışını anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın, pozitif kalın, hoşça kalın.